5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası ile ilgili etkinlik düzenledik. Özellikle deniz kirliliğine vurgu yapmak için deniz kenarında bir çalışma yaptık. Ama ben size belediyemizin atıklarla ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Belen Sanayisi girişinde 1. sınıf atık getirme merkezimiz bulunuyor ve bu merkezi Türkiye'de ilk kuran belediyelerden biriyiz. Atık getirme merkezimizde bütün evsel atıkları toplamaktayız. 14 çeşit atık toplanmakta burada. Evlerden kaynaklanan kağıt, karton, plastik ambalajlar, metal ambalaj atıkları, cam ambalajlar, ahşap ambalajlar, tekstil ürünü ambalaj atıkları, piller, floresan lambalar, özellikle içindeki civadan dolayı çevreye çok zararlı. Kloroflora karbon içeren atıklar, toksik atıklar, yenilebilir sıvı ve katı yağlar, lastikler ve evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar toplanmaktadır. Bunlar yine lisanslı nakliye firmaları aracılığıyla Ereğli dışına bertaraf edilecek atıklar bertaraf tesislerine gönderilmekte. Geri dönüşülebilir atıklar da lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmekte. Geri dönüşebilir atıklar tekrar ekonomiye kazanılması sağlanmaktadır. Teşekkür ediyorum. Kirlilik meselesine sadece denizde değil, havadaki kirlilikleri ve topraktaki kirliliklere Ereğli Belediyesi olarak çok duyarlı davranıyoruz. Zaman zaman haykırdığımız da oluyor bu konuda. Çevre temizliği bizim için çok önemli. Köse ağzına ve kireçle yapılması düşünülen termik santralları zamanında hep birlikte engelledik. Hala mücadelemiz devam ediyor. Tabii ki bu çok önemli bir olay. Bu sadece Ereğli Belediyesi'nin değil, bütün devletler, bütün Birleşmiş Milletler, sivil toplum örgütleri, belediyeler, aynı zamanda bireyler de bu konuya çok derece dikkat etmesi gereken bir olay. İklim değişikliği ve kirlilik hayatı kötüye doğru götürüyor gerçekten. Arkadan gelen nesle çocuklarımıza kötü bir ortam bırakmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bireylerin de bu konuyla ilgili uğraşması lazım. Zaman zaman denizden çöplerin çıktığını görüyoruz. Motosikleti arıza yapıyor, kullanılmaz hale geliyor. Motosiklet denize atıyorlar. Bir aşiyesine atıyorlar. Onun için birey olarak da bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Deniz bizim her şeyimiz, hava her şeyimiz. Bu kirliliklerden elimizden geldiği kadar korumamız lazım. Ereğli halkı da bize bu konuda yardım ediyor. Ama duyarlılığın bir kıyası daha fazla artması lazım. Ben günümüzü kutluyorum ve hep beraber daha titiz bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Marmara Denizi'ndeki o müsilaj hadisesinden sonra çevreye duyarlılık bir kat daha arttı. Biz işte çocuklarımıza miras bırakma anlamında hep işte eser şunu bunu konuşuyorduk. Ama bence anladık ki çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miraslardan bir tanesi de güzel bir çevre olmalı. Tabii ki burada belediye başkanımızın beraberindeki çalışma arkadaşlarıyla beraber bu temizliği yapmaları son derece önemli. Ama bu kadar da önemli olan bir husus var. Birinci husus çevreyi kirletmemek. Yani bu da vatandaşlarımıza bağlıdır. Yani vatandaş bunu denize attıktan sonra biz çıkartmaya uğraşacağımıza vatandaş hiç denize atmasın, biz de çıkartmaya uğraşmayalım. Eski yıllarda idareciliğe başladığımız yıllarda sanayi ne olursa olsun gelsin diye biz düşünüyorduk. Şimdi OSB'ye yapılacak bir yatırımın önce çevreye zarar verip vermeyeceğine bakıyoruz. Eskiden istihdama bakardık. Burada özellikle Marmara Denizi'ni şu anda istila etmiş olan müsilajın ümit ediyorum ki Karadeniz'e ve Ege Denizi'ne
inmemesi. Yoksa indikten sonra temizlemek ciddi bir sıkıntı. Şu ana kadar Ereğli sınırlarında böyle bir sıkıntı biz görmedik. Ama yine duyarlılığımız devam ediyor. İnşallah bu bölgede görmeyiz. Çünkü hem kötü bir görüntü, hem balıkçılık, hem de diğer bu denizlerdeki doğal yapıyı bozma anlamında oldukça kötü. Sabah da görüntüleri izledim televizyondan. İşte Çevre Bakanlığı, belediyeler temizlemeye çalışıyorlar ve milyonlarca lira da masraf oluyor. İnşallah böyle bir sıkıntı bölgemizde yaşamayız. Ben belediyemizin yapmış olduğu bu çevreye duyarlı çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ederim.